Arkadaşlar hoş geldiniz. Bili maç istediğimiz gibi gitmedi ve o yüzden sizlere başka bir gururumuzu aktarmak istiyorum. Bugün Azerbaycanlı Günay Mamatzade inanılmaz bir oyun çıkardı ve Nodirbek Abdusattarov'u yendi. Nodirbek hakkında bir şeyler söylememiz gerekiyor. 16 yaşında usta, büyük usta Nodirbek. Kendisi 130. sırada ki bunun sebeplerinden bir tanesi de aslında şu an turnuvaların olmaması. Yoksa kendisi muhtemelen ilk yüze yerleşmiş olacak. Çok önemli bir yetenek. Belki de gelecek dünya şampiyonlarından bir tanesi. Ve Gelfand Challenge'da da lider durumda. Ama Günay Mamatzade 28 hamlede kendisini yeniyor. Bakalım neler olmuş bu karşılaşmada. Beyazlar da Günay oyuna. E4 başlıyor. Nodir Bey'in tercihi. İskandinav açılışı olmuş. D5. E çarpı D5. Vezir çarpı D5. Ve at C3'ün ardından şimdi Vezir kendine bir yer bulmalı. Zaman zaman Karpov gibi D6 ya da D8 oynanabiliyor. Ya da tabii ki ana varyant olan Vezir A5. Vezir 5ten sonra şimdi D4 oynanıyor. Tabii ki merkezi almak istiyor beyazlar hemen. Ve at F6'dan sonra da şimdi fil C4. At F3 hamlesini bekletip fil G4'ü kesmeye çalışıyor. Ve bir yandan da tabii buraya bakmaya çalışıyor. Ee, E6 oynamak istiyorsunuz siyahlarda ama E6 oynarsanız eğer fil içi, içeride kalmış olacak. O yüzden Fil önce bir dışarı atıyorsunuz. Sonra E6 oynuyorsunuz ki fil F5 o oy hamlesi oynandı şimdi. Alt F3'ün ardından şimdi E6 ve fil D2 ile ilgili bir mesaj veriyor burada beyazlar. Ve diyor ki artık atı ya B5'e ya D5'e bir yerlere koyacağım. Ve tabii ki fille A5'i istemiş olacağım. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor ve siyahlarda Nodirbek burada fil B4 oynadı ve aynı zamanda Roku da hazırlamış oluyor. A3 Fi çarpı C3 ve fi çarpı c 3 sonra vezirin tabii ki kaçması gerekiyor. Ve vezir B6'ya kaçtıktan sonra da şimdi vezir E2 oynanmış oldu. Tabii ki B2 ile artık bir derdiniz yok ya da D4 ile ilgili herhangi bir sorunuz yok şimdilik. Çünkü filiniz burada çok güzel bir şekilde iki kareyi de korumuş oluyor. Ama atın tabii ki zaman zaman D5 zaman zaman E4'e gitme hamleleri birazcık tehlikeli olabilir. Dikkat etmek gerekiyor. Ve şimdi vezir E2'den sonra da Beyazlar burada uzun rokunda hazırlıklarını yapmış olacaklar. Ve Vezir E2'den sonra siyahlar burada kısa rok atmayı tercih etti. Ve şimdi e, günaydın belki ilginç bir fil B4 hamlesi ama muhtemelen bunu e, Stockfish'te ya da daha önce açılış çalışmalarında kontrol ettirmiş olması gerekiyor. Ki böyle bir hamleyi çok rahatça oynadı fil B4'ten sonra. E ee, tabii ki Vezinin buraya bakışını da kesmiş oluyorsunuz ama bir yandan da A5 hazırlanıyor mu acaba diye düşünüyordum. Ama herhalde onun düşüncelerinden bir tanesi de A5 gelirse tekrardan fili C3'e çekebiliyorsunuz ve şimdi Kale E8 oynandıktan sonra uzun raka rakip burada at a6 oynamayı tercih etti. Muhtemelen buradaki fikirlerden bir tanesi de Nodirbek şöyle düşünüyor. Fil a6 alamıyorsunuz. Çünkü eğer fili a6 alırsanız B çarpı a6'dan sonra kale B8 ile birlikte burada inanılmaz bir atak başlayabilir. B hattı açılıyor. Bu tabii ki beyazların yapmak istemeyeceği bir şey olarak gözükebilir. Ve o yüzden burada atı 6 oynuyor. Fikirlerinden bir tanesi de fil C3'e giderse at D5 var. Eğer fil D2'ye giderse de belki o zaman C5 gibi bir şey oynayacak ve C hattını da açmayı deneyecek. O yüzden atı altı gerçekten güzel duruyor. Ama Günay Mamazade burada güzel hesaplanmış bir hamle olan. Fil çarpı A6'yı alıyor. B çarpı A6. Evet B hattı korkutucu duruyor. Doğru. Ama ona karşılık bir şeyler hesaplamış tabii ki. Şimdi AT5 oynuyor. AT5'ten sonra kale b 8e geldikten sonra burada A5 ve devamında tabii ki B2'ye bakışlar var. Mat olabilirsiniz neredeyse. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela A5'ten sonra fil D2, vezir B2'nin mat olduğunu hatırlatalım. O yüzden fil her zaman C3'e dönecek. Bakalım. Şimdi burada beyazlar kale H E1 oynadıktan sonra kale e d8 oynanmış oluyor. Tabii ki amaçlardan bir tanesi ileride yine belki d5 olabilir. Onun dışında birazcık daha tabii ki böyle h6 gibi bir hamle oynatırsak da g4 g5 isteğinin ya da g4 h4 g5 isteğinin olabileceğini görüyoruz. O yüzden burada kale e d8 oynamayı tercih etti ve d4'e baskısını e, sürdürüyor ama onun karşılığında daha demin h6'da hesapladığımız hamle şimdi de var ve burada Günaymamaz at A5'ten beri beklediği o hamleyi şimdi yapabiliyor ve G4 oynuyor. G4'ten sonra fil G6'ya çekildi ama H4 ile birlikte tabii ki kale H1'de olmasa da onun sebeplerinden bir tanesi tabii ki filin E4'e gelip burayı tehdit etmemesi ve o tempodan da kaçmış olduğunu sizler şimdi ve H4'ten sonra da artık kalemizi istediğimiz zaman G hattına aktarabiliriz ama önemli sorunlardan bir tanesi de burada. Ee, tabii ki filin düşmesi. Çünkü h 5ten sonra neredeyse filin gidebilecek hiçbir yeri kalmıyor. Fil ancak E4 e 4e saklanabilir. Ve ona da belki G5 hamlesiyle her şeyi toparlamış oluyorsunuz. O yüzden burada at D5 oynandı. Ve at D5 beş... Tabii ki pek düşündüğümüz hamlelerden bir tanesi olmuyor. Burada hani hazır burası isteniyorken siz de A5 oynayabilirsiniz ki vezir b baksın diye. Ama burada Nodirbek at D5 hamlesini hesaplıyor. Ve şimdi burada C3 oynandıktan sonra hala A5 var. Ama Nodirbek buradaki ata çok güvendiği için filini belki de feda ediyor. A çarpı B4 ve A çarpı B4'ten sonra şimdi A5 oynamayı tercih etti. Ama A5'e Burada Günay zaten muazzam bir hamle buluyor. Diyor ki fil kaçmıyor açmış e ben her zaman oynayabilirim. Yani tabii ki h 6 ile belki hani kaçabilir durumda ama alt G6'dan sonra şah kanadı paramparça oluyor o yüzden burada B5 oynanıyor. B5'ten sonra kale D5'e geldi ama ona da C4 var. Çok güzel hesaplanmış hamleler. Ver kareyi ver H5'te. Burada fili diyoruz ve kale de 4 alındıktan sonra evet piyon verdik ama H5'ten sonra o fili alıyoruz. Kaleye 4'e geldi. Şimdi vezir D2. Mat isteği var dikkat edin. Burada vezir D8'den sonra o yüzden mecburen kaleye bir almak zorunda. Ve kaleye 1'den sonra tabii ki vezir D8 mat edemiyoruz. Çünkü kale D8'den sonra bu kale açmazda kalıyor. O yüzden alamıyoruz. Onu da tekrardan gösterelim. Belki görmeyen arkadaşlar vardır. Kale D8 alınmıyor çünkü buradan bir açmaz var. Ama e, ee, tabii ki kale E1'den sonra tekrardan bunu yapabiliriz. Öncelikle rakibin file yer bulması lazım. Ve Vezir C5 oynamayı tercih ediyor. Ama ne C4 ne de at alınamaz durumda. O yüzden çok da bir riski yok aslında bunun. HG6 ve HG6'dan sonra şimdi Şah B1'e saklandı. Ve kale E8'e gittikten sonra önce vizir D7. Ver buradaki kaleyi diyoruz. Ve kale F8'e saklandığında da Şah'ın gidebilecek hiçbir yeri kalmıyor. Dikkat edin bu haşat çok tehlikeli. O yüzden burada at C6 oynanıyor. C4'ü bırakıyor belki de ama çok güzel bir mat var. At E7, Şah ve devamında kale H1 burada Anastasia Matı'na benzer bir konum oluşuyor. Ve at 6dan sonra Nodir ve konuma bakıyor. Ve yapacak hiçbir şey yok diyor. Ve oyunu terk etmeye karar veriyor. Oyunu terk ediyor. Ve burada da Azerbaycanlı Güney Mamaszade'nin çok güzel bir galibiyetin olduğunu görüyoruz. 28 hamlede bu oyuncuları gerçekten hani normalde yenmek bile zorken 28 hamlede yenmek ayrıca tabii ki mutluluk verici olmalı. Ve biz de tabii ki ee, Azerbaycanlı Günay Mavazzade'nin bu galibiyetiyle gururlandık. Ee, Gerfan Challenge'da e, genç yetenekler birbiriyle oynamaya devam ediyor. Nodir ve Abdus Sattarov e, Pragnanda ile beraber lider durumda. Onda 8 yaptı ve o e, iki puandan birini burada bu karşılaşmada kaybetmiş oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer keyif aldıysanız beğen tuşuna basabilirsiniz ve tabii ki beğen tuşu da aslında şu anlama geliyor. Ben bu turnuvadan daha fazla oyunlar sizlere paylaşmış olacağım. Umarım keyif almışsınızdır. Yeni videolarda görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.